Merhaba, Nuray Mert'le karşınızdayız. Bugün saat 10, normal şartlarda 17'de yayınlanan yayınımızı 11'de yayınlıyoruz. Nuray Hoca'yla saat 2 civarında, 14 civarında kaydımızı alıyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Avrupa Parlamentosu seçimlerini, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Gazze kararını konuşacağız. İlk başta Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmek istiyorum çünkü çok heyecanlı bir şekilde geçti. Bazıları bu sonucu beklediğini, bazıları bu sonucun sürpriz olduğunu söylüyor ve bu sonuçlardan hareketle aslında aşırı sağın çok yükseldiğini söylüyorlar. Tabii ki bir takım gelişmeler de oldu. Mesela Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesi ve erken seçime gitme kararı, Belçika'da istifanın yaşanması gibi. Tabii bir yandan da İtalya Başbakanı Meloni'nin, Le Pen'in gibi böyle isimlerin de yükselişte olduğu bir durumdayız. Avrupa Komisyonu Başkanı'nın da tekrar bu seçim aslında resmi olarak olmasa da kazandığı yönünde pek çok durum yaşanıyor. Size sormak istiyorum. Aşırı sağ derken neyi kastediyoruz? Bu seçimlere nasıl bakmalıyız? Evet, biraz bunun üzerine konuşalım. Aslında Türkiye'nin gündemi de çok yoğun ama dediğin gibi zaten bizim yayınımız bazı gelişmelerin sonucunu öğrenmek açısından erken bir saatte oldu. Bir de bu çok önemli. Yani dış siyaseti biz hep yapıyoruz ama gerçekten dünyanın halini anlamak açısından önemli. Bazıları için sürpriz de oldu diyorsun. Aslında sürpriz olan bir tarafı yok. Yani bu aylardır tahmin edilen bir sonuç. Tahmin edilmeyen kısımları işte dediğin gibi Le Pen'in yükselişinin beklenenden biraz daha fazla olması. Macron'un partisinin eridiği biliniyordu. Ama bu tablo tabii böyle bu derece düşük. Buna karşı Le Pen'in beklenenden daha fazla oy almış olması işte doğal olarak Macron'un erken seçim çağrısı yapmasına neden oldu. Şimdi bunu da iki türlü yorumlayabiliriz. Aslında ikisi de birbiriyle bağlantılı. Bir tanesi zaten kamil olarak gerçekten işte topal ördek dediğimiz cinsten bir iktidar tablosu ortaya çıkıyor böyle durumlarda. Yani iktidarda olan bir parti var ama tabanı eriyor ve karşısındaki rakip güçleniyor. Bu durumda teamül olarak da yani artık iktidar bilmek için bir güven tazelemesi gerekir diye erken seçime gidilir. Bunda yadırganacak bir şey yok. Tabii fevkalade bir gelişme Avrupa açısından, ülkesi Fransa açısından. İkincisi de tabii Macron'un bu seçimden umacağı yani şimdi ilk bakışta şöyle görülebilir. Zaten yani oyunu kaybediyor. Seçime giderse iyice kaybedecekler ama hatırlatalım. Fransa'da iki turlu başkanlık sistemi var ve Macron zaten veya merkezdeki partiler uzunca bir zamandır aşırı sağ yükselmesin diye kerhen verilen, ikinci turda kerhen verilen oylarla iktidar oluyorlar. Bu da büyük bir problem. Ancak işte zaten o iki turlu parti seçim sistemi de bu tür şeylere karşı, gelişmelere karşı yani bir istikrar, siyasi istikrar açısından alınmış bir tedbir. Ama diğer taraftan demokratik açıdan bir zaafı var. O da kerhen verilmiş oylarla yönetilmesi bir ülkenin ve üst üste böyle yönetilmesi bir demokrasi krizi yaratıyor. Yani Fransa'daki zaten durum bu. Diğer taraftan Almanya içinde AfD'nin yükselişi bekleniyordu. Gerçi birinci parti gene Hristiyan Demokratlar, ikinci parti AfD, yine iktidar koalisyonunun paydaşları yani Sosyal Demokratlar, Yeşiller buna oy kaybettiler. Orada böyle bir krizli bir tablo aslında ortaya çıkıyor. Yani öyle bir seçim falan çağrısı olmadı ama henüz. Ama gene de iktidar sakatlanmış oldu. Şimdi aşırı sağ neye diyoruz'a da geçeceğim ama öncelikle bütün Avrupa'da bu yeni durum dolayısıyla bir demokrasi krizi, bir temsil krizi yaşandığını görmek lazım. Aşırı sağ denilen şeyin ne olduğu konusunda da tabii yorumlar birbirinden farklı. Kimisi ya işte aşırı sağ diyoruz ama bunların aşırı sağcısı aslında işte biraz milliyetçi falan yani o bizim zannettiğimiz kadar korkunç bir tablo ortada yok.
diye düşünüyorlar. Biraz da bu şeyden, şimdi bizde sağ filan deyince hep böyle dindarlık filan bu çerçevede algılandığı için, tabii Avrupa'daki aşırı sağ partiler dediklerimiz dinsel değerler üzerine yükselmiyor. Belki bu açıdan da hani seküler bir tablo ortaya çıktığı için bizimkiler bunu çok çok da aşırı bulmuyor olabilirler. Milliyetçilik açısından ise evet, yani artık dünyanın hiçbir yerinde, bir özellikle de Avrupa'da hani Naziler var falan, ama bunlar hani bu derece aşırısı küçük bir grup. Onu görmek lazım. Yani bu partilerin seçmenleri, aşırı sağ denilen partilerin seçmenleri böyle bildiğiniz ırkçı, neo-Nazi falan değil. Kısmen öyle söylemleri benimseyenler var, ama bunlar böyle hani, taban olarak giderek bu aşırı sağ partilerin aldığı oyların küçük bir kısmını temsil ediyorlar. Burada en önemli özelliklerden bir tanesi, bildiğiniz gibi, göçmen karşıtlığı. Yani yabancı düşmanlığı denilen, göçmen karşıtlığı denilen, işte bunun ırkçılıkla da akrabalığı var denilen olgular. Bu göçmen karşıtlığı da çok uzun süredir büyük bir problem teşkil ediyor. Giderek de problem büyüyor. Ve doğrusu aslında aşırı sağın sadece oy alması değil mesele. Bu göçmen karşıtlığı öncelikli olmak üzere bu sağ partilerin ifade ettikleri, dile getirdikleri sorunların veya görüşlerin aslında merkez partiler tarafından da artık mecburen kabul edilmeye başlaması ve merkezi de bu baskıların şekillendirilmesi. O nedir? İşte göçmen konusunda artık merkez partiler de eski böyle hani liberal ezbere uygun olarak, işte göçmenler, işte insani, biz Uygar Avrupa, bunları kabul etmek durumundayız. Siyasi mültecileri, ekonomik göçmenleri, işte ayrımcılık yapmamak zorundayız. İşte topluma katmak zorundayız, bir şekilde entegre etmek zorundayız gibi söylemler, veya etmeliyiz gibi söylemlerden zaten uzaklaştı uzunca bir zaman önce. Bu Fransa için de geçerli. Ve de göçmenleri engellemek için bir takım şiddet tedbirler. Nedir o şiddet tedbirler? Yani kimse zaten göçmen dediğiniz vizeye başvurup gitmiyor. Ve bu konudaki getirilen sert katı tedbirler, ki bunda ben Türkiye'de, ben bilmiyorum, yurt dışına gitmeye kalkmadım epey bir zamandır. Çok zor hocam. Evet, yani bırakın şeyi, randevu alınamıyor. Randevu alınınca da mesela Almanya en erken 7 ay sonraya veriyor mesela, ve bunu da söylüyor açık yüreklilikle. En erken 7 aya verebiliyoruz diyorlar. Evet, öyleymiş. Ama zaten göçmen dediğimiz yani o kalabalıklar halinde göçmenler de vize, yani bizdeki işte turizm amaçlı gitmek için bazısı vizeyle de gidip kalıyor filan, ama onlar da ihmal edilebilir. Özellikle Akdeniz havzasında, şu Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla diğer havzalardan da var, biliyorsunuz sürekli kavga dövüş yaşanıyor. İşte hatta kalkıp işte Afganlılar bile Belarus üzerinden Avrupa'ya girmeye çalışıyor. Hatta Belarus'un işte bunları, Avrupa'yı zor duruma sokmak için kabul edip sınırlara yığdığından bahsediliyor filan. Ama özellikle de Fransa ve İtalya'da denizden gelen, hani o hep trajediler çerçevesinde duyduğumuz, yani çoluk çocuk işte şey batıyor, bot batıyor, insanlar ölüyorlar filan. Onların engellenmesi için şiddet tedbirler, onların bir takım toplama kampları gibi yerlere bunlara gelir gelmez, eğer kıyıya ulaşmayı başarırlarsa. Onun ötesinde daha karanlık bir iş olan mesela Libya'daki, işte biliyorsunuz Libya'da artık tek bir otorite yok, bir devlet otoritesi yok. Hem ikiye bölünmüş vaziyette, ikiye bölünmüşlüğün altında da bir otorite boşluğu var. Ve bu durumda İtalya'nın da Fransa'nın da kalkıp buradaki işte bir takım milis güçlerle falan da anlaşmalar yapıp bu Afrikalı göçmenlerin işte Avrupa'ya doğru yola çıkmasını engellemeye çalıştığını, bu burada dediğim gibi
rahatlıkla karşılarındaki kim olursa olsun bununla anlaşma yolunu aradıklarını biliyoruz. Şey, tedbirlerden kastettiğimiz bunları da içeriyor. Bunu unutmamak lazım. Çünkü yani göçmen falan ne yapabilir falan dediğimiz zaman hani o sınırlarda yaşanan şeyleri falan kara sınırlarında görüyoruz. İşte Suriyeli göçmenler esnasında oldu. Ama bir de dünyadan her yolla işte ona bakarsanız İngiltere'ye de göç var. O da Manş Denizi üzerinden bir şekilde Avrupa'ya ulaşmış olanlar. O yüzden İngiltere ile Fransa ortak çalışıyor filan. Böyle bir atmosfer var. Bir de yani göçmen karşıtlığı. Göçmen karşıtlığı ne körükler hepimiz biliyoruz. Ekonomik problemler körükler. Avrupa fakirleşiyor. Ve de fakirleşmese bile yani fakirleşiyor bizim anladığımız manada olmasa bile bir ekonomik kriz var. Dünyada bir ekonomik kriz var. 2008 yılından itibaren aslında hiç tamamıyla geçiştirilememiş olan. Onun üzerine Covid bindi. Ama onun ötesinde bir de savaş hali var. Şimdi Ukrayna'da diyeceksiniz ki bunun bununla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Şimdi Ukrayna'da savaş devrimleşti ve bir ABD Rusya Savaşı'na ve ABD'nin dayatmasıyla bir Avrupa da bu işin içerisinde olmak üzere bir Batı demokrasilerin işte otoriter rejimlerle savaşı falan başlığı altında bir strateji izleniyor. Bunun gereklerinden bir tanesi veya yine Avrupa'nın ABD'nin Avrupa'ya dayattığı ekonomik yaptırımlar var. Ekonomik yaptırımlar işte Rusya'yla enerji alışveriş özellikle de en başta enerji alışverişini durdurmak. Bunun maliyeti çok yüksek oldu. En büyük maliyeti de Almanya aslında ödedi. O yüzden APD'nin yükselişine hiç şaşmamak lazım. Yani göçmen karşıtlığı falan ötesinde. Bu da ekonomiyi çok zorluyor. Ve onun ötesinde de yani biz niye Rusya ile geçinmeyelim ki yani bizim çıkarlarımızın lehine falan diyenler çoğalmaya başlıyor. Merkez partilerin bu ABD'nin dayattığı koşullar karşısında benzer politikalar izlenmesine karşı olarak. Bu böyle bir sorun var. Çin'le ekonomik savaşın yarattığı çünkü Çin'den gelen ucuz ve kolay ulaşılabilir malzemeler, eşyalar, her şeyin fiyatı yükselmiş durumda. Çin'e uygulanan ekonomik yaptırımlar ve bu da gene Avrupa'da Rusya ve yaptırımlar kadar başarılı olamadı Avrupa'da ama gene de bir etkili mevzu haline geldi. Ama bundan önce bile dediğim gibi ekonomik kriz söz konusuydu. Göçmen krizi söz konusuydu ve giderek büyüdü bunlar. Ve diğer taraftan hani dış faktörlerin falan ötesinde aslında bu çok iyi gidiyor ama ne güzel küresel ekonomi falan denilen şey liberal işte piyasa ekonomileri ne dersek diyeyim neoliberalizm diyoruz ve çok övülüyordu işte dediğim gibi bütün dünyayı refaha eriştirecek falan. Merkezi bıraktık bütün dünyayı güçlü ülkelerde buna ABD de dahil olmak üzere gelir dağılımı çarpıklığını giderek arttırdı. O ekonomik politikalar, ekonominin seyri o yönde ilerliyor. Ve bu artık çok ciddi bir problem haline geldi. Altta kalan, dışarıda kalan kızgınlar meselesi. İşte Amerika'da Trump dolayısıyla duyduk ya, işte dışarı kendini dışarıda bırakılmış sayan beyazlar. Niye diğerleri değil de beyazlar diyeceksiniz. Çünkü işte azınlıklar veya işte bir azınlık da dememek lazım. Çok da nüfusları az olmayan, diyelim beyaz olmayanlar. Bunlar ise Hispanikler var. Bunlar yeni göçmen değil. Bu yani nesillerdir orada yaşayanlar. İşte siyahlar var. Bunlar zaten gelir skalasında aşağılarda ama işin merkez siyasetin daha doğrusu demokrat siyaset, liberal siyasetlerin bu işte ayrımcı olmayan söylemleri falan dolayısıyla daha ziyade Demokrat Parti'ye yöneliyorlardı. Onlar işte bir şekilde temsil ediliyor gibi görülüyor işte bu beyazlara diyelim yoksul beyazlara.
O bunların sesi hiç duyulmuyor. Yani öyle bir algı, öyle bir durum söz konusu. O yüzden Trump bunun üzerinden, bu dalga üzerinden yükseldi denmişti. Gerçekten de öyle. Şimdi bu Avrupa ülkelerinde de böyle bu gelir dağılımı eşitsizliği özellikle de yani işte aşırı sağla buluşması işte diğerlerini nasıl olsa yeşiller, sosyal demokratlar falan işte göçmenleri savunuyor, azınlıkları savunuyor, işte beyaz olmayan diğer bütün unsurları savunuyorlar. İşte bunu bir liberal ilke kabul ediyorlar. Kendini temsil edilmiyor sayanlar işte ekonomik bu aşırı eşitsiz makas gittikçe açılan en tepedekilerle diptekiler arasında makasın gittikçe açıldığı koşullar altında kendilerini iyice dışarıda sayıyorlar. O yüzden de milliyetçiliğe yöneliyorlar. Aşağı yukarı gözleyebildiğimiz şeyler bunlar. Yoksa birdenbire Avrupalılar hadi biz işte şey düşmanı olalım, yabancı düşmanı olalım falan demiş değiller. Hiçbir toplum öyle olmaz zaten. Şimdi bir de bize yansıyan kısmında işte Evet, İslam evet. düşmanı bunlar filan mevzusu var. Evet, bu da çok büyük bir gerilim attı. Çünkü Avrupa'da çok büyük oranda bir Müslüman nüfus var. Bu da 11 Eylül'dü, oydu, buydu yani çok tartışmalı konular ama sonuç itibariyle işte kökten dincilik diye bir tehdit çerçevesinde patlamalar, işte bombalamalar, saldırılar bu haklı çıkarmak için değil, toplumun olayı nasıl algılıyor anlamak açısından önemli. O da bunlar zaten yabancı, buraya geldiler, bir de üstelik yani madem beğenmiyorlar bizim kültürümüzü, burada ne işleri var gibi tepkileri yol açıyor. Hepsi birleşiyor. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi asıl önemlisi hem bu aşırı sağ dediğimiz partilerin artık çok aşırı sayılmaması. Diğer taraftan da merkez partilerin, merkez sağ işte Hristiyan demokratlar filan, muhafazakarlar hatta ve hatta bazen sosyal demokratlar da. Merkez partilerin toplumdaki bu baskıya karşılık vermek için artık yavaş yavaş diğerlerinin söylemini benimsemeye başlaması ve siyasetin genel olarak o tarafa doğru yansıması. Mesele bu. Bu konuda Türkiye'de evet bir şey söyleyecektim galiba. Ben Ben aslında gene böyle. Türkiye ayağını size sormak istiyordum. Çünkü göçmenlerden bahsettik, mültecilerden bahsettik. Bunun yanı sıra başka hangi politikalardan etkilenebilir Türkiye Avrupa Parlamentosu seçimlerinden diye size soracaktım. Kaldığınız yerden de devam ederek bu soruya da cevap Valla verse sevinirim. bana sorarsanız Türkiye bu konuda bu aşırı sağın yükselmesi Türkiye'yi ilgilendiren bir mevzu değil. Bunu açıkça söyleyeyim. Neden? Efendim oradaki Türk işçileri var işte aşırı sağ yükselince o vardı yani böyle aşırı sağ neo-Nazi filanlardan bunlara hedef alıyor tabii. Orada yıllardır 3 nesil 4 nesil yaşayan insanlar bile hedef haline gelebiliyor yeni atmosfer içerisinde. Ama bu yeni bir şey değil. Yani bu partilerin aşırı sağın yükselmesiyle direkt bu durum tamamıyla alt üst olacak. Çünkü bu zaten yaşanan bir süreçti. Türkiye, orada yaşayan Türkler açısından değil de Türkiye açısından baktığınızda Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten mevcut halde. Yani ılımlılarından ne hayır gördük ki aşırısı ne yapacak denilecek düzeyde. Zaten yani donmuş bir süreç. Avrupa Birliği süreci diye bir şey kalmadı. Çok uzun süredir kalmadı. Dolayısıyla bunun Türkiye'yi etkileyecek bir tarafı yok. Türkiye ile ilişkiler neyse aşağı yukarı benzer bir şekilde devam edecek. Yani diğerleri sadece biraz daha tatlı dilli, nazik filan böyle süslü cümlelerle savuşturuyorlar. Zaten gerçekçi bir şey de değildi. Yani ben öteden beri onu savunuyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği. O yüzden tavsiye ederim. Türkiye'yi bakın ilgilendirecek başka bir mevzu var. Başka bir tarafı var. Bu Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de bir kere daha alt çizildi. Bizde pek dikkat eden olmuyor buna. O da şu. Avrupa'da artık siyasi hatlar bu aşırı sağ ılımlı siyaset merkez siyaset
işte veya sağda sol plan çerçevesinde çizilmiyor. Giderek daha fazla Rusya-Ukrayna savaşı ve aynı zamanda Çin'e karşı tutum. Bu dünya çapındaki bu yeniden bir çatışma hattında nerede durduğuyla siyasi partilerin ve ülkelerin bununla belirleniyor. Şimdi doğrusu Avrupa Parlamento seçimlerinden kısa bir süre önce Ursula von der Leyen, biliyorsunuz eski Alman Savunma Bakanlığı'ydı. Çok güçlü bir siyasetçi. Bir sonra Avrupa Komisyon Kongresi başkanı. Başkanı, Komisyonu Kongresi diyorum. Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'ndaki Hristiyan ve Demokrat Partilerin çatı lideri diye. Ursula von der Leyen dedi ki, ya şimdi bu aşırı sağ partilerin yükselişi falan seçimlerden önce, çünkü gidişat öyleydi. Bunları şöyle değerlendirmek lazım. Bunlarla, yani Hristiyan muhafazakar, Hristiyan Demokrat Partiler, bunların bazılarıyla bir araya gelebiliriz, ittifak kurabiliriz. Diğerleriyle kuramayız. Çünkü çizgi dedi, Avrupa yanlısı olmak. Bundan kastetti Ukrayna konusunda Ukrayna'ya destekten yana olmak sonuna kadar, Rus karşıtı olmak sonuna kadar. Avrupa'da yeni siyasi hat bu. Tam da bu nedenle İtalya'nın şimdiki başbakanı Meloni, Giorgia Meloni, Mussolini'nin çocukları partisi adeta olmasına rağmen, seçildiği andan itibaren aslında, yok canım o kadar, daha önce galiba bir vesileyle konuşmuştuk sizinle de. Ya o kadar da kötü bir şey parti değil bu ya. Bunlar bayağı aslında pragmatik. O bu. Zaten buna da hep pragmatik adı takılır. Bu tür mazeretlere. İşte pragmatik. Aslında gözüktüğü kadar aşırı değil. Bayağı liberalleşti. Liberalleşmeden anlaşılan da hep istenen çizgide olmasıdır. Yani Batı Avrupa veya ABD'nin dış siyaset stratejisi açısından. Meloni'ye bu olmaya başlamıştı zaten. O da zaten gerçekten de çok mahir bir politikacı olduğunu ispatladı ve yerini sağlamlaştırdı. Hem İtalya'da hem Avrupa'da, Avrupa Parlamento seçimlerinden önce de. Bu Ukrayna, ha yani durumu çok iyi kavramış vaziyette. Ha, Ukrayna'ya destek verirsem, Rus karşı cepheli olursam kimse bana bir şey demez. Sizi çok iyi kavramış durumda. Nitekim de yükselişinin devamı da buna bağlı ve dediğim gibi artık yani Ursula von der Leyen bile bunu açıkça telaffuz ettikten sonra, yani İtalya olabilir çünkü bizim çizgimiz zaten Ukrayna destek ve Rus karşıtlığıyla belirleniyor. Le Pen olamaz çünkü Le Pen Rusya'yla savaşın bitmesini istiyor. Aynı şekilde AfD için de aynı şey geçerli. AfD'nin de Almanya'nın çıkarlarını Rusya ile savaşmak, didişmek değil, anlaşmaktan yana olduğunu ileri süren partilerden bir tanesi. Bu küçük şeylerde de böyle, yani Balkanlarda, Doğu Avrupa'daki ülkelerde de hatlar burada çiziliyor. Asıl önemlisi görmemiz gereken şey bu işin bu kısmı. Yoksa göçmen karşı falan, bunlar hiç yeni şeyler değil. Yeni olan şey bu çatışma hattında kimin nerede durduğu ve siyaseten de o şekilde tanımlandı. Bunun Türkiye'ye ne etkisi olur derseniz, sadece bunun değil ama bu vesileyle de iyice netleşmiş olan bu tablo içerisinde Türkiye, genel olarak da bu geçerli, sadece bu Avrupa'daki tablodan dolayı değil, bu çatışma hattı yumuşamadığı sürece, gittikçe de katmerli olduğu sürece Türkiye zor durumda kalıyor. Yani bir yandan Rusya, onu da haber, değişik farklı haberlerle yorumluyoruz değil mi? İzliyoruz ve yorumluyoruz. Bir taraftan Rusya ile ilişkilerini devam ettirmek. Diğer taraftan Batılı müttefikleri, yani başta ABD. Çünkü bu stratejinin kurucusu ABD. Bunu görmek lazım. Ve Avrupa'ya dayatan da ABD. Zaten biraz da bu Avrupa'da aslında bir Amerikan düşmanlığı haline falan da bir süredir gelmiş vaziyette. ABD'nin sürekli olarak kendi gündemini, kendi stratejisinin Avrupa tarafından koşulsuz kabul edilmesini beklemek.
Bunun geçmişi de var. Hani bugünlerde tekrar bir gerilim hattı oluşturuyor. Zaten zamanında da buna itiraz edenlerden bir tanesi Macron'du, bakmayın. Sonradan baktık olacak gibi değil. Şimdi tamamen tersine döndü. İşte Ukrayna'ya asker gönderelim. Yani madem olmuyor bari hiç olmazsa Bir şey hani yapmış olalım diye. kraldan kralcayına ön alayım falan demeye başladı, ama zaten böyle bir sıkıntı dile gelmişti Avrupa'da. Yani özellikle Fransa ve Almanya'da. Ve Macron da bunun temsilcilerinden bir tanesiydi. Yani bu bağımsız bir Avrupa, otonom bir Avrupa. Yani sadece batı dış ülkelerde olmuyor. ABD'ye karşı mesafe veya bir süre sonra öfke, kızgınlık. Bu aşırı sağ meselesinde de bunu da dikkate almak lazım. Ama dediğim gibi sonuç itibariyle Türkiye'yi zorlayacak olan şey bu işin yumuşamaya falan gitmeyip tam tersine gittikçe derinleştirilmesi, bu hatlar üzerinde çatışmanın kurulması ve tasdiklerin, kategorilerin böyle yapılması bu Türkiye'yi çok zor duruma düşüren bir şey. Yani bir yandan işte Batılı müttefikleriyle iyi geçinecek, bir yandan Rusya'yla iyi geçinecek. Niye kesin bir tavır takılmıyoruz diyenler olabilir. Kesin bir tavır takılmamalıyız zaten bana sorarsanız. Dengeli bir ilişki sürdürmesi Türkiye'nin konumu itibariyle hiç yadırganacak bir şey değil. İkincisi uzun bir mevzu. Yani bu Ukrayna-Rusya meselesi nedir? Ayrıca derinleştirirsek niye hani birinden birinin yanında olmak gerekmedi de ayrı başlı başına büyük bir konu, ama yani özeti Türkiye'nin madem yani herkes, her ülke kendi çıkarları doğrultusunda dış siyaset belirliyor. Bu böyle hani şey değil. Vay işte Şangay Beşlisi'ne mi, Batı'dan bazı mı geçiyoruz? Batı diye bir şey kalmadı. Bunu söyleyen arkadaşlara hatırlatmak isterim. Ve bu da sevinilecek bir şey de değil. Yani benim gibi aman çok ABC, ucu bucu olmayan Batı ülkelerini gözünde büyütmeyenler açısından da böyle görülmesi lazım. Çünkü öbür uç da var. Ne güzel Batı çöküyor. Bu dünya için hiç de iyi bir tablo değil. Yani Batı'nın bu kadar karışmış olması, demokratik krizlerinin bu kadar derinliğe içmiş olması, anlatabiliyor muyum? O yüzden sevinilecek bir şey değil, ama yani böyle bu eski ezberlerle bakarsak hiçbir şey anlamayız. Yani ben size söyleyeyim. Ve inanılmaz böyle karmaşık bir tablo gibi gözüküyor. Halbuki biraz son 10 yıllarda olan gelişmeleri yakından bakarsak çok da karmaşık değil, ama çok kaygı verici bir tablo var. Özge ve Büşra ve hocam şeyi söyleyeceğim. Bizim kaç dakikamız kaldı? Kalmadı. Öbürünü de sonra konuşuruz. Daha demin işte 10 dakika, son 10 dakika uyarısı verdi. Tamam. O halde bitireyim mi hocam? Tamam. Yani hemen diyor, o da çıktı filan, ben de HM derim çünkü daha İsrail'in kabul etmediği belli değil. Tamam. O zaman ben sonra onu sorayım. Ondan sonra siz çok ufak toparlayın. Ondan sonra da bitirelim. Büşra öyle yapalım. Ha? Tamam. Kameran geldi. Tamam. Ha, şimdi tamam. Sorabilirsin. Tamam. Hocam bu arada bir başka konumuz da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki ateşkes kararını kabul etmesi üzerine. Biraz İsrail-Hamas savaşına da bakalım diyorum. Buna dair ne söylemek istersiniz? Bu ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz bize anlatır mısınız? Yani bence olumsuz bir tarafı yok zaten. Olumsuz tarafı olduğunu söyleyen de yok. Yalnız geç kalmış bir karar diyen var haklı olarak herkes. Yani 8 ay boyunca bu savaşın durdurulmaması büyük bir insanlık trajedisinin kapısını açmış oldu. Sadece geç kalmış filan denilebilir. Bir de işte acaba gerçekten taraflar bu konularda anlaşacaklar mı? Şimdi Hamas ilan etti. Yani şu an itibariyle bildiğimiz ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İsrail'i razı edip etmediği şu an itibariyle tam belli değil de Hamas'ınki belli. Aslında iki taraf da, yani Netanyahu ve Hamas'a bırakırsanız bu işi, iki tarafın da savaşası var. Çünkü bir tanesi tamamıyla zaten Hamas'ı bitirmekten kastetti. Aslında onun devamı olarak Gazze'de artık, yani bu Gazze oluyor. Güvenlik tehlikesi teşkil ediyor.
biz en iyisi burada duruma vaziyet edelim gibi bir şey, görüş ve bunu sonuna kadar bedeli ne olursa olsun sürdürmek. Hamas'ın ki de hiçbir şekilde tabii yelkenleri indirmemek ve de varlığını da devam ettirmek. Çünkü söz konusu olan varlığı, şimdi ateşkes şeyinde Hamas'ı rahatsız edecek şey ne silahsızlandırılması, oydu buydu filan derken Gazze'deki hakimiyeti yok olacak. O zaman bir örgüt olarak anlamı kalmayacak. Yani Filistin direnişi temsil ettiklerini söylüyorlar ama durum da bu. Yani sonuç itibarıyla, yani kimse kusura bakmasın ama İsrail, İsrail zaten görüyoruz yani. Yönetenleri görüyoruz. Ve bunlar da yani bu bugün gördüğü birdenbire nasıl böyle efendi bir iktidar tablosu böyle bu hale geldi denilecek bir şey değil. Zaten bu kabine kurulduklar, Netanyahu'nun geçmişi de bekli falan filan. Bu savaşı başlatan Hamas. Sonuç ne oldu? Şimdi her karar bir örgütün neyse ne, birilerini temsil etme iddiasında olan bütün aktörler sonuçlardan sorumludur. Ne yapalım? Karşımdaki çok gaddar. Evet, karşında yani bunu biliyorsun. Hiçbir şey yapmayayım mı? Yani bir şey yapacaksın herhalde ama seçtiğin yöntem 30 bin kişinin ölmesine. Artık ölüm sayılarını da kaçırdık. Yani 2 milyon insanın yer değiştirmesi ve tamamıyla bir aslında yenilgi tablosu. Yani evet Hamas liderleri şey yapılmadı ama yakalanmadı ama bir yenilgi tablosu ve bu yenilginin bedelini siviller ödedi. Beni halkım zaten destekliyor. Onu da bilmiyoruz. Ne kadar desteklediğini bilmiyoruz ki Hamas Hamas baskıcı bir örgüt. Yani dinci bir örgüt olduğu için değil, eli silahlı. Yani içeride de eli silahlı. Ve karşısındakini, ses çıkaranı düşman olarak gören bir. Zaten kuruluşunda Filistin Kurtuluş Örgütü, en çok İsrail'den çok Filistin Kurtuluş Örgütü'yle de savaşmış. Dolayısıyla yani ben bu halkın temsilcisiyim filan. Yani belki oradaki insanlar bu noktalara gelmesini istemiyorlar. Kime soruyorsunuz da bütün bunları yapıyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla onların da niyeti yok. Ama tabii taraflara diplomatik baskı yapıldı. Yani özellikle tabii ABD her iki tarafa da yapıyor. Dolaylı yoldan Mısır ve Katar özellikle Hamas'ı razı etmeye çalıştı. Ve hatta Katar çok ciddi bildiğiniz kadarıyla baskı uyguladı. Yani eğer kabul etmezseniz sizi hutba Katar'da barındırmayıza varana kadar işte ortalıkta dolaşan bilgilere göre ki öyle de gözüküyor. O yüzden Hamas bu baskılara direnmedi. Netanyahu'ya da Amerika'nın benzer bir baskı uyguladığını görüyoruz. Yani son zamanlarda özellikle baştan böyle yarı işte ama yapma ama yani bir yandan da senin işini gör. Şu Hamas'ı bir temizle ama aman işte çok fazla da beni dünyada zor duruma düşürme gibi bir taktikti. Ama onun da bir sonu geldi. Yani ABD'de çok hayır hah olduğu için değil. Filistinleri düşündüğü için değil ama sürdürülebilecek gibi değil artık bu durum. O açıdan büyük bir baskı uyguladıklarına ikna olabiliriz. Rahatlıkla buna inanmalıyız. Bundan kuşku duymamalıyız. Ama bütün bu baskıya rağmen hala direnir, hayır derler mi? Onu bilmiyorum. Yani bu küçük bir ihtimal. Dediğim gibi çünkü bu iki taraf arasındaki bir barış değil ki. Bu iki tarafın da baskı altında kabul etmesi durumunda olduğu bir barış. O yüzden de işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Güvenlik Kurulu'nda da bu ateşkesin çıkması da bu çerçeve içerisinde anlamlı. Yani ki gerçi ABD yine orada çekimsel oy kullanarak yani işte ASİDE'de yaptığı konuşmada ABD temsilcisine, M temsilcisinin yaptığı konuşmada asıl bütün sorumluluğu izledin mi bilmiyorum. Bütün sorumluluğu Hamas'a yıkıp sanki ortada yani karşısında kimse yokmuş falan gibi bir konuşma yaptı.
İsrail tabii bundan cesaretleniyor olabilir. Nitekim İsrail temsilcisi de benzer bir şeyler söyledi. Ve ABD'nin baskısının yeterli olmadığı iddia edilebilir. Ama yüksek ihtimal bir şekilde Netanyahu'nun ikna edilmesi diye düşünüyorum, bilemiyorum. Bugün de Nuray Mert ve soru cevapla hem Avrupa Birliği parlamentosundaki seçim sonuçlarını hem de Birleşmiş Milletler Konseyi'nin Hamas meselesini, Gazze'deki ateşkes meselesini konuştuk. Görüşmek üzere, hoşçakalın.